Atak yönüne göre sol taraftan kullanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımı. Bir kafa vuruşu var. Kale sahası içinde de son anda Mina orada topa dokunuyor. Yine Marlon galiba oyunun içinde. Orada sol bekten bir müdahale yapmaya çalışıyor. Marlon'un ayağına çarparak gidiyor topu alara ama Marlon'un ayağına Mina'nın müdahalesi var mı? Buradaki soru bu. Yoksa burada da VAR inceledi. Önce golü verdi Erkan Özdamar. Sonrasında VAR'dan Bahattin Şimşek'ten gel izle uyarısı oldu. Gitti izledi ve döndü. Golü iptal etti. Evet Mehmet. Bu da ters pozisyon, zor pozisyonu izlerken ama bana göre doğru karar. Gol iptal doğru. İlk izlerken ben de gol dedim. Hani ilk bakış açısıyla bir iki defa ama sonrasında ayağı çünkü geliyor. Ha Mina oraya bakmıyor aslında. Ya kafa karıştıran da bir durum var orada. Ama benim görüşüm burada ayağına vurduğu için bence faul. Önce Marlon'a mı vuruyor? Mina topa dokunmuyor. Yok Mina dokunmuyor gibi. Mina dokunmuyor ya zaten Marlon dokunuyor topa. Real hocam? Ya şimdi Gomez kafaya çıktı arka doğru, arka direğe doğru geliyor. Şimdi burada Mina hiç rakibine bakmıyor ki. Yani direkt topa gidiyor. Ve de Marlon, şimdi duruş pozisyon hatası var. Niye bunu söylüyorum duruş pozisyon hatasını? Pozisyon hatasını olduğunu da biliyor. Yanlış duruyor. Mina'nın önünde duracağını arkasında durmuş. Yani oyuncuyu da kaçırmış yerleşimde. Son havleyle müdahale etmek istiyor. Ayağını da uzatıyor. Topa da değip değmeyeceği, oyuncuya değip değmeyeceği belli değil. Ayağını kaldırarak böyle müdahale etmek istiyor. Mina da topla oynamak istiyor. Bana göre bu nizami bir gol. Bence nizami bir gol. Bence nizami gol. Mina çünkü hiç rakibini görmüyor. Rakibi arkada geç kalıyor. Topu ayağını sokuyor. Zaten ona da çarpıyor. Yani normal Mina da zaten top. Yani topun frekansı, topun gelişi Mina'ya daha yakın. Ayağını uzatıyor. Tabii uzatacak bir futbolcu ama kontrolsüz de uzatıyor. Bana göre geç kaldığı için hem kademeye de yanlış dışarıda kaldığı için, içeride kalmadığı için Mina'yı da yani o pozisyonda almadığı için bir hamle yapmak istiyor. Yani ve de gol oluyor. Orada Mina'nın peki Marlon'un ayağına bir teması, bir darbesi var, yok mu? Ama bak yüzünden de ne geliyor? Var ama hiç Mina'nın rakiple oynama derdi yok. Topla oynamak derdi var. Top çünkü onun olduğu yere düşüyor. Mina hiç ona bakmıyor. Marlon ama arkada olduğu için Mina'ya bakıyor. Ona müdahale etmek istiyor geç kaldığı için. Bana göre nizam bir gol bu. Peki veya kapsal bu gol olmalıydı diyor Feyyaz Hocam. Burada eğer Mina'nın müdahalesi olmasa o top bu tarafa gelmesi lazım. Bence faul. Hakemin kararı doğru. Mina'nın müdahalesi olmasa o top bu yana doğru evet, gelir. Evet yani Mina'nın darbesiyle topa ayağıyla istediği gibi vuramıyor. Ve top o köşeye doğru yönleniyor. Bence orada bir temas var. Golün olmasını da Mina'nın darbesinin etkisi var yani evet, değil mi? Yani öbür türlü o top oraya gitmez. Yani yaptığı hamleyle o topu bu tarafa doğru tokatlamaya çalışıyor sol bek Marlon. Orada bir darbeyle topu istediği yere vuramıyor aslında. Ha tabii ki hocamın da dediği doğru. Yani orada bir topa doğru hareket var ama bence uçarak kafayı vurmayı deneseydi ya da kontrol etmeyi deneseydi, çabuk davransaydı daha doğru bir davranış olurdu Mina için. Erman Hocam. Ben defans adamıyım. Evet. Bu da forvet. Top buradan geliyor. Evet. Ben topu görüyorum. Bu topu görmüyor. Evet. Ben topu görüyorum, topa gidiyorum. Sol ayağımla. Savunmacısınız. Bu da sağ ayağından vurmaya geliyor. Evet. Aramızda da çok fazla geri değil yani. Ben şöyle çok az daha gerideyim. Ben geliyorum. Son bir gayretle topa vuracağım. Böyle vuracağım topa. Şöyle vuracağım topa. Bu geliyor havadan. Böyle. Ben topa vuruyorum. Ben topa vuracağım, vuruyorum. O da topa vurmak istiyor. Benim kaval kemiğime vuruyor.
Halbuki ben topa böyle vuracağım. O benim kaval kemiğime vurunca ben topa böyle vuruyorum. Şöyle vuracakken böyle oluyor. Foul müdür değil midir? Fauldür. Net foul. Net foul. Çünkü ben görüyorum. Önce ben oynuyorum. Ben geliyorum, topa vuruyorum. Savunmacı vuruyor. Topa vuracağım. Topa bir de böyle vur. Uzatıyorum ayağımı. Topa vuracağım. Buradaki oyuncu benim geldiğimi görmüyor buradan. Şuradan geldiğimi görmüyor. O topa bakırıp havada vuracak. Fakat o havada vurayım derken ben ondan evvel davranıyorum. Zamanlamasıyla. Topa vururken o benim geliyor. Kaval kemiğim arkadan vuruyor. Ben böyle vuracağım, atacağım. O bana vurunca topu, benim ayağım böyle oluyor, gol oluyor. Şeyini bozuyor, yönünü bozuyor, evet. Gol. Peki, Ervan Toroğlu'nda... Yorum doğru bence. Yorum doğru, faaldür dedi. Mehmet aynı fikirde. Real Hocam, Ervan Toroğlu bana da faal gibi geldi ama Real Hocam... Yalnız Marlon temasından, bir kere temas Marlon topa temas ettikten sonra temas başlıyor Mine ile Marlon arasında. Defans oyuncusu topa vuruyor. Yani dokunuyor. Bu anlamda topa vururken ilk öteki darbe vuruyor alta. İlk Marlon'a değdikten sonra temas oluyor. Topa değdikten sonra temas oluyor. Yani onun için diyorum ya gol olması gerekir. Marlon vurmuştu diyorsunuz. Tabii, temas almadan görülüyor önce. Görülüyor zaten net bir şekilde. Peki. Real Hocam da diyor ki Marlon vurduğunda daha temas olmamıştı. Kale arkası çekiminde net görülüyor zaten Ender. Kale arkası çekiminde hani daha net görülüyor. Diğer açıdan mı? Yani, başka açısı var yani mı önce, bizde? Önce Marlon'un teması var. Orası kesin. Topa. Ha, topa. Yani Marlon'un... Darbeyi yediği için dikkat edin, top falso alıyor. Bakın. Yani ilk temas Marlon'a değdikten sonra Mina'nın öyle teması var. Peki Mehmet Özdilek'in basın toplantısı başlıyormuş. Bunu hemen nihayetlendireceğiz basın toplantısından sonra. Tamam. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz takım oyununa. Abdullah Hoca'nın görüşlerini de dinledik. Ne diyorsunuz? Zamana ihtiyacım var diyor, çalışacağız diyor. Öz eleştiriyi yapıyor. Oyunun tabii ki iki yönlü oynanması lazım, ona değiniyor. Öncelikle savunmadan başlaması eksikleri giderme adına bence de çok doğru. Çünkü ofansında işte Vakayeme'den bahsediyor herhalde, Abdülkadir Ömür'den bahsediyor. Yetenekli oyuncularımız var diyor hocamız. Kendine göre bir tespit yapmış. Doğru tespitler bana göre çoğu. Zaman içerisinde tabii ki bir kompakt, birlikte hareket eden bir takım yaratma yolunda devamlı antrenmanla, tekrar antrenmanıyla hoca takımı doğru yola getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü tespit etmiş aşağı yukarı sorunları. Ve zaten herhalde 32 puan kaybetmiş öne geçtiği maçlardan sonra Trabzonspor bugün yani kadar. Yani en büyük derdi en geçen seneden beri o zaten. Yani bir önceki seneden de Ünal Kahraman zamandan geliyor. En büyük problem bu. Bunu da düzelteceğiz diyor. O açıdan gol yemeden kazanmaları önemli. Gol yememeyi alışkanlık haline getirdikleri zaman da sorun çözülecek zaten. Bir de miras kötü kaldı. Yani Newton'dan kötü bir miras var takımda. Hem takım disiplinsiz, hem fizik kalitesi iyi değil. Herkes kafasına göre oynayan, daha doğaçlama oynanan bir oyun vardı. Bir antrenör için zordur. Yani dersin ki fizik kalitesi iyi bir takım bıraktı bana. İşte teknik taktik oturuyor. Bir şeyi toplayayım yani, teknik ama taktik iyidir bir takımda. Toplayacak şeyler birden fazla teknik yani. Teknik taktik iyidir ya dersin, yavaş yavaş fizik kalitesine her hafta hafif yüklenirim. Şimdi iki tarafta da bakıyorsun sıkıntılı. Bir de buna paralelinde ne var? Özgüvensiz bir takım. Onu da söylüyor, doğru. Bir de böyle bir şey var. Yani futbolda teknik taktik, fiziksel, bir de özgüveni olmayan, puan anlamında geriye giden, kurduğu sezon başındaki hayallerden gerçeğe dönüştüremeyen bir Trabzonspor'da çıkıp ilk maçta yenmek tabii önemli. Bir de Abdullah Hoca'nın tabii kazandık önemli, gol yemedik ama iyi değerlendirmesi gerekir. Rakibe çok pozisyon verdi geriye yaslandığında. Yani formasyondan bahsediyor, yerleşimden. Evet, yerleşebilir bir takım, geriye de yaslanabilir ama bu kadar pozisyon vermemesi gerekir. Peki. Trabzonspor'u böylece toparlayalım. Trabzonspor'da, var mı eklemek istediğin? Trabzonspor'da Ünal ne kadar şey teknik adamlık yaptı? 1,5 sene. Sonra kim geldi? Hüseyin Hoca geldi. Hüseyin sonra Newton. Sonra Newton. O ne kadar yaptı? Hüseyin Hoca yarım sezon yaptı. Newton da işte ilk 8 hafta yaptı. Yani 2 senede söylesek çeyrek.